Herkese merhaba. Bugün Türkiye saatiyle 5.41'de gerçekleşen yeni ay için bir meditasyon yapacağız. Bu meditasyonda dünyasal olarak yaşamınıza neleri dahil etmeniz gerektiğini zaten sizler çok iyi biliyorsunuzdur. Ben sadece ruhsal boyutu sizlere hatırlatayım. Önümüzde 23 Eylül var. Ekinoks ve gün dönümlerinin bizim hayatımızda ruhsal olarak ne kadar önemli olduğunu sizlere ifade etmiştim. Bu süreçte, yani bu yeni ayda sizin ruhsal olarak yükselişinizi engelleyen, dünyasal ailenizden ya da ruhsal ailenizden gelen ve artık sizin ilahi olarak özgürleşmeyi hak ettiğiniz enerji alanları, karmik programlar, varoluş gerçeklikleri varsa bunlardan özgürleşmeyi talep edebilirsiniz. Siz bunlardan özgürleşmeyi talep ettiğiniz zaman bazı programlar tamamlanıyor. Yani bazı benim bu zamana kadar gördüğüm evrensel işleyişte şöyle bir şey var. Bazı programlar bitmesi gereken zamanda kişinin herhangi bir talebi olmadan tamamlanınca kapanıyor o insanın enerji alanından. Özellikle ruhsal aileden ya da fiziksel aileden gelen alanların kişi kendi sorumluluk alanını tamamladıysa bunun kapanması için ilahi olarak talep etmesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar dediğim gibi buna şahit oldum. Yani bu bir yerde okuduğum bir bilgi değil. Sadece hem kendi çalışmalarımdan hem de başka insanlara yaptığım çalışmalarda bu ruhsal aile ya da dünyasal aile alanının kapanabilmesi için kişinin talep etmesi gerekiyor ki ondan sonra bu alan kapanabilsin. Siz de kendi alanınızda bunlar var mı bir kontrol edin. Eğer varsa bunların kapanmasını talep edebilirsiniz. Benim iki tane bitmiş alanlarla ilgili yaptığım ışık bilgeleriyle meditasyon var. İkinciyi bu hafta yaptım zaten. Geçen günlerde yükledim. Bir tanesi bitmiş tekamülsüz alanlar için, diğeri de bitmiş karanlık tekamül yolu programları için. Bu iki meditasyonu belirli aralıklarla yapabilirsiniz. Diğer tekamül yolları ile ilgili, bitmiş programlarla ilgili meditasyonu da zamanı geldiğinde yapacağım. Ama hani şu an hepsini arka arkaya yapmam gerektiğini hissetmiyorum. Meditasyon alanları şöyle açığa çıkıyor. Yani bana önce bilgisi geliyor meditasyonların. Ama benim o meditasyonları yapabilmem için sizlerin talep etmeniz gerekiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, yaptığım tüm meditasyonlarda ben enerji dili tercümanıyım. Yani sizin talep etmediğiniz ya da şu an dünya planında belirli bir talep frekansına yükselmemiş isteklerle ilgili ben meditasyon yapamadığımı fark ettim. Yani bunu sadece benim istemem yeterli olmuyor. Bende olan bir program da olsa bu. Sadece benim istememle ben bu meditasyonu yapayım dediğim zaman yapamıyorum. Bunun oluşabilmesi için belirli sayıdaki insanın bunu talep etmiş olması gerekiyor. Yani birebir aynı cümlelerle talep etmemize gerek yok. Enerjisel olarak ortak bir alanı talep ediyorsak ve o belli frekansa ulaştıysa ben o zaman meditasyonları kaydedebiliyorum. Hani bazen şey söyleniyor işte, şunun meditasyonunu yapın, bunun meditasyonunu yapın. Hani işleyiş öyle değil. İşleyiş ancak sizlerden gelen, yani sizler dediğim sadece beni takip edenler değil. Dünya üzerinde herhangi bir insan beni hiç tanımıyor olsa bile böyle bir niyet alanını oluşturduğunda ve dediğim gibi o niyet alanı, her birimizin niyetleri belirli alanda toplanıp belli bir frekansa ulaştığında ben ya da benim gibi başka bir insan bununla ilgili şifa alanı açabiliyor. Onun dışında şifa alanı açamıyoruz böyle yeni çalışmalar için. Eski olan çalışmalar zaten insanlık planına sunulmuş, o yüzden onlar kullanılabiliyor. Ama yeni çalışmalar için insanlık planında belli bir frekansın geçilmiş olması gerekiyor. İşte buna bilimsel olarak kritik kütle denilmiş. Enerjisel olarak da bizim bir aşmamız gereken kritik kütle var. O kütleyi aştığımız zaman ancak yeni enerjiler, yeni bilgiler dünya planına akmaya başlıyor.
O yüzden her neye sıkışıyorsanız bununla ilgili kalben dua edin. Belki gerçekten başka birinin yaptığı bir çalışma vardır. Ona ulaşabilmeniz için de bunu talep etmeniz gerekiyor. Yani illaki dünya planında olmayan bir sistemi var etmek değil. Dünya planında belki var olmuş bir sistem vardır ama siz bu sistemin farkında değilsinizdir ve sizi çözümleyecek olan konu o çalışmadır. Ama siz buna ulaşamıyorsunuzdur. Neden? Talep etmemişsinizdir. İşte siz talep edin. Özellikle dediğim gibi bu yeni ayda kendi ruhsallık alanınızdaki arınma, İşte ruhsal yetilerinizin artması ile ilgili öğrenmeniz gereken doğru bilgiler neyse bunlarla ilgili taleplerde bulunabilirsiniz. Benim hissettiğim taraf, dediğim gibi ben enerji boyutunu söylüyorum. Siz dünyasal boyutunuzda ne istediğinizi ya da astrolojik olarak bu yeni ayın bize neler getirdiğini astrologlardan takip edebilirsiniz. Ben eğer meditasyon yapacaksam astrolojik yorumları da okumuyorum ki oradan bir alan dahil olup da ön yargıyla çalışma yapmayayım diye. O yüzden hani benim bildiğim alan böyle. Siz de kendi alanınızı gözlemleyip her neye ihtiyacınız varsa artık lütfen isteklerinizin içine mutlaka dünyasal ve ruhsal iki boyutu da katın. Yani belki bu dünyada çok iyi bir iş istiyorsunuzdur. Çok kariyerli ve çok para kazanacağınız bir iş. Bu işin ruhsal boyutunuzla bağını kurmadığınız zaman oradaki önünüze açılacak kapılar az olacaktır. Ama siz kendi ruhsal boyutunuzu da bu plana, bu niyete uyumladığınızda ve o sizin ruhsal planınızla uyumlu bir kariyer alanıysa zaten kendiliğinden çok hızlı ve kolay bir şekilde alanınıza dahil olur. Bizim hem ruhsal planımız var hem de bu dünyada yaşarken özgür irade seçimlerimiz var. Eğer biz ruhsal planımızdan farklı bir özgür irade seçimi yapıyorsak o zaman biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. O ruhsal planı değiştirebilmek için. Siz kendi ruhsal planınızla bağınızı fark ettiğinizde bu zorlanmaya gerek olmayacak ve orada yaptığınız birçok şeyin aslında nedenlerini fark etmiş olacaksınız. Tesadüfen oraya gittim, tesadüfen buraya gittim ya da tesadüfen ben bu işi buldum, tesadüfen bu aşkı buldum diyorsanız aslında orada öyle bir tesadüf yok. Siz bunu sadece böyle adlandırıyorsunuz. Ruhsal planınızı fark ettiğinizde zaten her şeyin mükemmel bir plan içerisinde olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden lütfen dünyasal niyet ve dileklerinize ruhsal planınızın enerjisini dahil edin. Bunu dahil edebilmeniz için de sizin kendi çalışmalarınızda biraz daha ruhsallığa odaklanmanız gerekiyor. Benim bütün meditasyonlarım zaten bu alanı içeriyor. Bu alanın sizin alanınızda çalışabilmesi için sizin talep etmeniz gerekiyor. Yani meditasyonlar herkes de aynı çalışmıyor ve her seferinde aynı çalışmıyor. Her birinde sizin o an izin verdiğiniz enerji neyse onun şifası alanınızda aktif oluyor. Eğer siz bu zamana kadar benim meditasyonlarımı sadece dünyasal konforunuz için yaptınızsa oradaki enerji alanında sizin kalbinizdeki niyet doğrultusunda enerji daha dünyasal alanda çalışacak. Ama siz herhangi bir meditasyonu ruhsal bağımla birlikte bu alan şifaya açılsın niyetini yaptığınızda alan şifası değişecektir. O da sizin daha önce kabul etmediğiniz ruhsal boyut enerjileri de alanınızda aktif olacaktır. Arzu ederseniz, yani kimin nasıl meditasyonu yaptığını bilmiyorum ya da bu çalışmaları her birinizin hangi hedefle yaptığını bilmiyorum. Hedefinizin içerisinde eğer ruhsal gerçekliğiniz yoksa, ruhsal yükselişiniz, ruhsal arınmanız yoksa bu sizin için daha az alan çalıştıracaktır. Ama bunu da dahil ettiğinizde enerjiler daha farklı olacaktır. Arzu ederseniz meditasyonları bundan sonra böyle yapabilirsiniz ya da eski meditasyonları tekrarlamanız gerektiğini hissediyorsanız dediğim niyetlerle tekrarlayabilirsiniz. Hazır Esra izliyorken mesajları tam okuyamadım.
Doğum gününü de kutluyorum. Yeni ay sana kalbindeki istediğin mucizeleri yaşamına dahil etmiş olsun. İstediğin ömür nasılsa öyle geçmiş olsun. Eğer bugün bizi izleyen ve doğum günü olanlar varsa onların da doğum gününü kutluyorum. Gönlünüzce bir ömür sizinle olsun. Evet, ben artık meditasyonumuza başlıyorum. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Baş melek Ariel'in alanınıza dahil olmasına izin verin. Dünya planında sizin ruhsal gerçekliğinizi reddettiğiniz anlar olduysa ve bu reddedişinizden dolayı şu an yaşam planınızda bir karmaşa bulunuyorsa, şimdi bu yaşam planınızdaki karmaşanın baş melek Ariel tarafından ilahi olarak hak ettiğiniz şekilde dengelenmesine izin verin. Baş melek Ariel'in düşünce alanınızdan saflaştırması gereken sizin ruhsal boyutunuzdaki kendi ruhunuzla, yüksek benliğinizle ya da öz ışık benliğinizle doğru iletişimi kurmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin baş melek Ariel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Dünya planında kendi yaşam planınızı ve ruhsal gerçekliğinizi bu dünyada tezahür ettirememenizin sebebi cesaretsizlikten kaynaklanıyorsa, baş melek Ariel'in şu an kalbinize hak ettiğiniz cesaret frekansını tanımlamasına izin verin. Baş melek Ariel'in saygı ve sevgi odağında cesaretle yol alma bilgeliğini bilincinize, bilinçaltınıza ve hücresel hafızanıza tanımlamasına izin verin. İlahi gerçeklikteki cesaret tanımı dışında alanınızda var olan cesaretle ilgili tanım, ilahi gerçek olmayan tanım ve kavramların baş melek Ariel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Cesareti savaşmak ya da kavga etmek diye tanımladıysanız, ilahi gerçek olmayan bu tanımın ve bununla bağlı tüm programların baş melek Ariel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Ariel'in cesaretinizi engellemeye çalışan, pozitif ya da aydınlık olmayan enerjisel bağların, enerjisel formların alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Ariel'in enerji boyutundan alanınıza dahil olan pozitif ve aydınlık olmayan artık alanınızın kapatılması gereken tüm varlıklara ya da bu varlıkların geçiş yaptığı alanlara varoluşunuzun kapatılmasına ve baş melek Ariel'in bu alanlardan varoluşunuza dahil olmuş tüm enerjilerin, bilgilerin varoluşunuza tekrar geri dönmemek üzere arındırılmasına izin verin. Baş melek Ariel'in dünyadaki bulunan fizik yasaları ya da spiritüel yasalardan insan zihninde tanımlanmış olan ancak neden sonuç ilişkisini tam olarak adlandıramadığımız için kendi yaşamımızı kısıtlamamıza neden olan artık özgürleşmemiz gereken yargılardan, ön yargılardan ve inançlardan baş melek Ariel'in sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Ariel'in şu an sizin yaşadığınız
ortamda ya da yaşadığınız şehirde, ilde, ilçede, köyde, kasabada, her nerede yaşıyorsanız, sizin aracılığınızla temizlenmesi gereken titreşimler varsa, baş melek Ariel'in bu titreşimleri sizin aracılığınızla ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in omurilik soğanınızda bulunan ve sizin kaynağın ilahi gerçekliğini anlamlandırmanızı engelleyen, ilahi olarak arındırılması gereken her şeyin sağlıklı bir şekilde omurilik soğanınızdan ve bağlantılı olan hücrelerinizden, kas ve iskelet sisteminizden, sinir sisteminizden arındırılmasına izin verin. Baş melek Ariel'in evrensel boyutta görevli olan insanların sizin tekamül yolunuzda ya da ruhsal görev alanınızda yaptıkları bir zorlama varsa, sizin görev alanınızı engellemeye çalışıyorlarsa pasif bir şekilde ya da aktif olarak size saldırganlık yapıyorlarsa, şimdi ilahi olarak bu görevlilerden özgürleşmeniz gereken programlar, alanlar varsa, baş melek Ariel'in bu alanlardan ve görevlerden sizi özgürleştirmesine izin verin. Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda ruhsal görevli olduğunuz zamanlarda, bu ruhsal göreviniz eğer ömür boyu sürmeyen bir görevse, anlık bir ruhsal göreviniz olduysa ve o görevi yaparken birlikte çalıştığınız her yaratılmışla artık kesilmesi gereken bağlarınız varsa, kapanması gereken alanlarınız varsa, baş melek Ariel'in ilahi yasalara göre görev arkadaşlarınızla, ruhsal görev arkadaşlarınızla alanınızı ilahi dengeye getirmesine ve ilahi olarak arındırıp saflaştırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in yeni ay enerjisiyle uyumlanmanızı engelleyen tepe çakranızda bulunan her şeyi çok boyutlu olarak tepe çakranızdan arındırmasına izin verin. Şu an hatırladığınız herhangi bir şey varsa bunların her birinin arındırılmasına izin verin. Hatırladığınız varsa, ortaya çıkan bir duygu varsa, bütün bunları şimdi şifa için baş melek Ariel'e teslim edebilirsiniz. Bu yaşamda öğrendiğiniz spiritüel öğretilerden ya da bilgilerden, sizi kısıtlayan bilgiler ve yöntemler varsa, şimdi baş melek Ariel'in bu özgürleşmeniz gereken kısıtlanmış alanlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Korteksinizde gerçekleşmesi gereken şifa ve arınma her neyse, sizin bu yaşamda daha farkındalık içinde yaşamanızı engelleyen, korteks bölgenizden arındırılması gereken her şeyin baş melek Ariel tarafından korteksinizden arındırılmasına izin verin. Baş melek Ariel'in tepe çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in üçüncü göz çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisiyle uyumlanmanızı engelleyen her şeyi üçüncü göz çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin.
Baş melek Ariel'in sezgilerinizin alanında gerçekleştirmesi gereken arınma varsa, şimdi bu arınmayı ilahi yasalara göre sizin ruhsal planınıza uygun olarak gerçekleştirmesine izin verin. Baş melek Ariel'in alanınızda bulunan dünyasal bir alana ulaşmak ya da ruhsal bir alana ulaşmak için ortaya koyduğunuz hırslarınız varsa, şimdi bu hırsla bağlantılı her şeyi yaşam planınızdan arındırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in sorumluluk almadan dünyasal ya da ruhsal sadece isteme halinizin var olmasına sebep olan programlarınızı baş melek Ariel'in arındırmasına izin verebilirsiniz. Dünyasal ve ruhsal sorumluluğunuzu alarak ilahi olarak size yapılması gereken herhangi bir destek varsa, ruhsal olarak pozitif ya da aydınlık tekamül yolu enerjileriyle, ışık bilgeliğiyle size destek olacak alanlar varsa, şimdi baş melek Ariel'in hak ettiğiniz ilahi desteği sizin alanınıza, yaşam planınıza dahil etmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in üçüncü göz çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisini reddetmenize neden olan geçmiş yaşamlardan üçüncü göz alanınıza dahil olmuş her şeyi tamamen arındırıp bu alanları varoluşa geri dönmemek üzere kaynağa teslim etmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in üçüncü göz çakranızı yeni ay enerjisine uyumlamasına ve yeni ay enerjisiyle üçüncü göz çakranızı dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in ateş ve su elementlerinizi dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in boğaz çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisine uyumlanmanızı engelleyen her şeyi boğaz çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Dişlerinizde, diş köklerinizde bulunan ve sizin ruhsal bağlarınız olduğu için dişlerinizle ya da diş etinizle bir problem yaşıyorsanız ve bu diş köklerinizde, diş etlerinizde sorun yaşamanıza sebep olan, şifalanması gereken her şeyi baş melek Ariel'in fiziksel beden frekansınıza uygun olarak şifalandırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in cesaretle hitabet alanında kendinizi topluluklara ifade etmenizi engelleyen her şeyi boğaz çakranızdan ilahi olarak hak ettiğiniz şekilde arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in boğaz çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in sizin aracılığınızla kaos boyutunda ya da aşk boyutunda arındırması ve dengelemesi gereken programlar varsa bunları her bir boyutun frekansına uygun olarak gerçekleştirmesine izin verin. Baş melek Ariel'in
yansıma, ters yansıma ve çember alanınızda gerçekleştirmesi gereken arınma ve şifalandırma her neyse, hak ettiğiniz şekilde bu alanlarda arınma ve şifalandırmayı gerçekleştirmesine izin verin. Baş melek Ariel'in boğaz çakranızı yeni ay enerjisiyle dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in kalp çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisine uyumlanmanızı engelleyen her şeyin kalp çakranızdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. İnsan zihninde tanımlanmayan ruhsal boyutunuzda şifalandırılması gereken bir alan varsa, baş melek Ariel'in bu alanı şifalandırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in kalbinizde daha fazla saf aşk enerjisinin varlık sürdürmesini engelleyen, kalbinizden arındırılması gereken her şeyi sizin beden frekansınıza uygun olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in bu dünyada ilişkilerle ilgili yaşadığınız ve sizin bencil olduğunuz için karşı tarafta oluşturduğunuz duygusal, dünyasal ya da ruhsal hasarı fark etmenizi engelleyen bencillik alanınızın baş melek Ariel tarafından arındırılmasına izin verin. Hayatınızda bulunan insanlara, duygusal ilişki içinde olduğunuz insanlara ya da ayrıldığınız insanlara sizin bencilliğinizden dolayı onlara akması gereken ilahi bir şifa alanı varsa, baş melek Ariel'in ilahi yasalara göre onların hak ettiği şifanın ruhsal planlarına ve özgür irade seçimlerine uygun olarak beden frekanslarına uygun şimdi alanlarına yönlendirilmesine izin verin. Baş melek Ariel'in bitmiş duygusal ilişkilerinizle kesilmesi gereken bağlarınız varsa bu bağları kesmesine izin verin. Baş melek Ariel'in kalp çakranızı yeni ay enerjisine uyumlamasına ve yeni ay enerjisiyle dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in şu an bedeninizde herhangi bir fiziksel ağrı ya da acı varsa ve bunun sebebi enerji alanınızda bulunan enerjilerden kaynaklanıyorsa, baş melek Ariel'in bu enerjileri enerji bedeninizden ve yaşam alanınızdan, varoluş frekansınızdan arındırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in yeni ay enerjisiyle uyumlanmanızı engelleyen 3. çakranızda bulunan her şeyi çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in bu dünyada bir anlığına dahi olsa fiziksel ya da sanal ortamda karşılaştığınız bütün insanlarla iletişim alanınızı saf sevgiye dönüştürmesine izin verebilirsiniz. Bu kişilerle karşılaşma sebebiniz karmik bir alandan kaynaklanıyorsa ve artık bu karmik alana ilahi şifanın akması uygunsa, baş melek Ariel'in bu dünyada yaşamınıza dahil olmuş, bir anlık dahi olsa dahil olmuş
fiziksel dünya boyutunuzda ya da sanal gerçekliğinizde dahil olmuş her insanla karmik alanınızı ilahi olarak olması gerektiği şekilde şifalandırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in diğer insanlardan alanınıza dahil olmuş arındırılması gereken cinsel enerjileri arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in dünyada var olan madde dünyasındaki konfor, bolluk, bereket alanıyla alanınızda var olan dengesizlik her neyse, bu dengesizliğin ilahi olarak hak ettiğiniz evrensel dengeye getirilmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in 3. çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Uriel'in 2. çakranızda bulunan yeni ay enerjisiyle uyumlanmanızı engelleyen her şeyi 2. çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in dünyayla, güneşle ya da evrensel herhangi bir sistemle çatışmanıza, savaşmanıza neden olan alanınızdan temizlenmesi gereken geçmiş yaşam kayıtlarının ilahi olarak arındırılmasına izin verin. Dünyadaki iklimle ilgili sizin aracılığınızla dünyada gerçekleştirilmesi gereken bir şifalandırma varsa bu şifalandırmayı baş melek Ariel'in gerçekleştirmesine izin verin. Küresel ısınmaya sebep olduğunuz herhangi bir eyleminiz olduysa bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda baş melek Ariel'in bu alanlara yönlendirmesi gereken ya da bu alanlardaki dünya bağına göndermesi gereken şifa varsa baş melek Ariel'in dünyanın frekansına uygun olarak bu şifayı dünyaya yönlendirmesine izin verin. Sizin aracılığınızla dünyadan arındırılması gereken her şeyin arındırılmasına ve dünyaya akması gereken sizin aracılığınızla bir şifa varsa baş melek Ariel'in bu şifayı dünyaya yönlendirmesine izin verin. Baş melek Ariel'in 2. çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Eğer aşırı kibirden dolayı yaratıcıdan yardım isteyemiyorsanız, şimdi baş melek Ariel'in bu kibirle bağlantılı yaratıcıdan yardım isteyememenize neden olan ve artık hak ettiğiniz arındırılması gereken programların baş melek Ariel tarafından arındırılmasına izin verin. Baş melek Ariel'in 2. çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Ariel'in kök çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisiyle uyumlanmanızı, ferahlamanızı, refaha erişmenizi engelleyen her şeyi kök çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in
baş melek Ariel'in size tutunan insanlar varsa ve bu insanlar sizin alanınızda olmayı ilahi olarak hak etmiyorlarsa, baş melek Ariel'in size tutunan bu insanlarla bağı kesmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in kök çakranıza dahil olmuş ve sizin bu dünyada yaşadığınız koşullara şükrederek daha iyiyi, daha güzeli yaşamınıza çekmenizi engelleyen negatif programları kök çakranızdan ve bağlantılı olan tüm hücresel hafızanızdan, DNA'nızdan ve DNA katmanlarınızdan arındırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in kök çakranızı yeni ay enerjisine uyumlamasına izin verin. Şimdi yeni ay enerjisinin tüm enerji bedenlerinize, fiziksel bedeninize, saçınıza, tırnaklarınıza, ayak tabanlarınızın altına, avuç içlerinize, bedeninizin her zerresine dolmasına izin verin. Sizin aracılığınızla dünyadaki herhangi bir canlıya ya da dünyaya akması gereken bir yeni ay şifası varsa, bu şifanın da her bir parçanın frekansına uygun olarak akmasına izin verin. Bu akış esnasında ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin de yeni ay enerjisiyle frekansının yükseltilmesine izin verin. Dünya planında ay ile ilişkilendirilmiş tüm tanrıçalarla alanınızda bulunan her şeyin saf ışığa dönüşmesine izin verebilirsiniz. Dünya planında var olmuş tüm mitolojilerden, güneşle ilişkilendirilmiş tüm tanrılarla aranızda var olan her şeyin de saf ışığa dönmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in mitoloji alanında sizin için arındırması ve saflaştırması gereken her şeyi arındırıp saflaştırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in dünya planında var olmuş mitolojilerle dünyanın ilişkilendirildiği her türlü tanrıçayla aranızdaki her şeyin saf ışığa dönüşmesine izin verebilirsiniz. Din ve mitoloji ile ilgili baş melek Ariel'in zihninizde gerçekleştirmesi gereken berraklaştırma her neyse, bu berraklaştırmayı gerçekleştirmesine izin verebilirsiniz. Yunan mitolojisindeki tanrılarla Türkiye coğrafyasının çok fazla etkileşimi olduğu için bu coğrafyadan sizin alanınıza dahil olmuş Yunan mitolojisindeki tanrıların alanından saflaştırılması gereken her bilginin, her programın baş melek Ariel tarafından hücresel hafızanızdan, DNA'nızdan ve DNA katmanlarınızdan arındırılmasına ya da şifalandırılmasına izin verin. Eğer sizde aktif ya da pasif
herhangi bir tanrı ya da tanrıça alanı ya da mitolojik herhangi bir canlı alanı, varlık alanı bulunuyorsa ve bu aydınlığa dönüşmeyi reddediyorsa, baş melek Ariel'in aydınlığa dönüşmeyi reddeden, sizin DNA ve gen alanınızda bulunan mitolojik alandaki yaratılmışların DNA ve gen alanının sizden arındırılmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize meditasyona katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Meditasyondan önce dışarıda bir tadilat olduğu için ben kapıları, camları kapattım. Ve bundan dolayı aşırı sıcakladığımı düşündüm. Ve sıcaktan dolayı yaşamımın herhangi bir anında güneşle aramda sevgi olmayan bir ilişki olduğunu fark ettim. Eğer sizin de aşırı sıcaklarda ya da aşırı soğuklarda böyle bir alanınız olduysa, bu alana da sevginizi gönderin ve her şey şifalansın. Biz aslında bulunduğumuz ortamdaki sıcaklık kaç olursa olsun ya da ne olursa olsun aslında bedenimiz oraya uyumlanabiliyormuş. Biz buna zihinsel olarak inanmadığımız için bu ortamlara çabuk uyumlanamıyoruz. Benim mesela işte sıcaklık ve ısı ile ilgili özellikle soğuk havalarda falan çok şeyim var. Yani İstanbul çok sıcak olmadığı için burada daha rahatım. İşte güneye falan gittiğimde alerji falan oluyorum. Bunların hepsinin sebebi güneşle olan çatışma alanımdan kaynaklanıyormuş. Bunda, bugünkü meditasyonda bir de cesaret alanına şifa çalışması çok yapıldı. Bilginiz olsun. Eğer bu hayatta cesaretiniz yoksa, bir şeyleri hayatınızı değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsanız ve bunu gerçekleştiremiyorsanız, hani cesaretiniz olmadığını düşünüyorsanız bu meditasyonu birkaç kere tekrarlayabilirsiniz. Evet, yeni ay meditasyonu ama enerjisel olarak içinde cesaret alanını da çok barındırıyor. O yüzden kendi içinizdeki o cesaret dengesini yerine getirinceye kadar bu meditasyonu yapabilirsiniz. Bir de cesaretle ilgili şöyle bir şey algıladım. Sanki cesaret demek savaşmak ya da kavga etmek demek olarak tanımlanmış. Birçok alanda, bende de o tanım olduğu için ben cesaret alanını kullanmayı tercih etmiyormuşum. Aslında cesaret savaşmak değil, kendini saygı ya da sevgiyle doğru bir şekilde ifade edebilmek ya da doğru eylem alanında olabilmek demekmiş. Eğer sizde de cesaretle ilgili böyle tanımlar varsa, işte orayı çatışma ya da savaşma diye tanımlamışsanız ve bundan dolayı da cesareti yaşam alanınıza dahil edemiyorsanız bu alandaki karmaşanın da arınmasına niyet edebilirsiniz. Meditasyon esnasında bunlar arındırıldı. Birçoğunuz uyuduğunuz için bunları hatırlatıyorum meditasyondan sonra. Şurada birkaç tane yorum vardı. Bir dakika. ...21. dakikada meditasyona başladığım gün içinde tekrarlayabilir miyim? Tekrarlayabilirsiniz. Beden frekansıma uygun olsun niyetini yapın. Baş melek Ariel tüm odayı kapladı ve kanatlarıyla serinlik oluşturdu. Yunan tanrıları dediğinizde Tanrı Hera gözümde canlandı. Hera Tanrı değil, Tanrıça. Eğer öyle bir alanınızda karmaşa varsa, yani bizim alanımızda var olan
Dünya planında mitoloji diye tanımlanmış. Ama mitoloji de başka bir boyut gerçekliği aslında. Yani tanrılar mitolojideki, dünyadaki bulunan her bir mitolojik alandaki tüm tanrılar ve tanrıçalar yaratılmış. Yani yaratıcı değil onlar. Öyle bir illüzyon var. O yüzden tanrılarla ilgili alanınızda bir DNA ya da gen varsa ve bu DNA ve gen aydınlık tekamül yoluna geçmeyi kabul etmiyorsa, meditasyon esnasında bu alanları baş melek Ariel'e teslim edebilirsiniz denildi. Yani edin denilmedi. O yüzden bunu özgür iradenizle sizin seçmeniz gerekiyor. Mitoloji alanında çok fazla karmaşa var. Dünyada var olan mitolojik bilgi alanında da çok fazla karmaşa var. Ben hep tanrılarla ya da tanrıçalarla çalışma yaptığımda ya da mitolojik alanla çalışma yaptığımda burada ilahi gerçek neyse bunun şifasına niyet ediyorum. Eğer bilmem gereken bir şey varsa bunu benim anlayacağım şekilde alanımda aktif edin niyetini yapıyorum. Tanrılarla ilgili de Tanrı Hera değil, Tanrıça Hera. Hera'nın enerjisi biraz eril olduğu için belki onu öyle hissetmiş olabilirsiniz. Şuna niyet edebilirsiniz. Tanrıça Hera ile ilgili sisteme teslim etmem gereken her şeyi sisteme teslim etmeyi seçiyorum. Tanrıça Hera'da hem kutsal evlilik alanı var hem de çok yoğun bir kıskançlık alanı var. Yani her tanrının ve tanrıçanın hem aydınlık tarafı var hem karanlık tarafı var. Biz onların karanlık tarafından özgürleşemezsek ve bizde DNA ya da gen alanı varsa ya da enerji alanı varsa o programlar bizim alanımızda aktif oluyor. Onlara bir odaklanabilirsiniz kendi içinizde. Yani hazır bugün tanrılar ve tanrıçalar alanı açıldığı için. Çünkü Ege bölgesinde Yunan mitolojisinin çok fazla bağı olduğu için biz aslında Yunan mitolojisi alanıyla çok bağdaşız. Yani son mitoloji zaten Yunan ve ondan sonra Roma mitolojisi. Bizim alanımızda, yani bana verilen bilgi öyleydi. Ben mitolojiler alanına çalıştığımda genelde Yunan mitolojisine çalıştım. Bunun sebebinin de doğduğum topraklar ve aslında mitolojinin tamamlanma programının devreye girdiği zaman dilimi olduğu söylendi. Mitolojiler Roma mitolojisiyle o mitoloji boyutu dünya planına kapatılmış, yani deneyimi tamamlanmış. Ama bizlerin alanında DNA ve gen bulunabiliyor insanların alanında ya da enerjisi bulunabiliyor. O yüzden bunların alanınızda olduğunun farkındaysanız, yani bu bir ruhsal çalışmayla çıkmış olabilir, biri size ifade etmiş olabilir ya da bir şekilde kendinizi bir tanrı kavramı geçtiğinde herhangi birinde kendinizi ona yakın hissediyor olabilirsiniz. Lütfen onların sadece aydınlık formunun sizde aktif olmasına izin verin ve eğer DNA'nızda, geninizde bu parçalar bulunuyorsa bunların da aydınlığa dönüşmeyi reddeden parçalarını sisteme teslim edebilirsiniz. Çünkü insan olarak tanrı ve tanrıçaların karanlık alanı kolay dengelenebilecek ve arındırılabilecek bir alan değil. Çok zorlayıcı alanları var. Hani benim çok zorlandığım zaman diye 2015'ten beri ben tanrı ve tanrıçalarla çalışıyorum ve gerçekten çok zorlandığım zamanlar oldu tanrılar ve tanrıçalarla çalışma yaparken ve oradaki zorlanmamın sebebinin de onlarda var olan karanlık tekamül alanının varlığını fark ettim. Yani tanrıçalar ve tanrılar iki formda yaratım, iki enerjiyi de eşit taşıyarak dünyaya gelmişler. Hem karanlık enerjiyi hem aydınlık enerjiyi. O yüzden mitolojileri okuduğumuz zaman çok karmaşa yaşayabiliyoruz ve aslında sorumluluğunu almamış birçok insanda o devirde yaşayan insanlar kendi yaptıklarını tanrılara ve tanrıçalara ithaf ederek bunu destansılaştırmışlar. O yüzden mitoloji alanında büyük bir karmaşa var. O mitoloji alanındaki karmaşadan özgürleşebilmek için çalıştığınız tanrı ya da tanrıçanın aydınlık formunun alanınızda aktif olmasını talep edin. Ben de Efes'i çok gördüm. Meditasyon esnasında Kaz Dağları'yla ve Efes'i gördüm. Evet.
Evet, benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Size harika günler diliyorum. Hoşça kalın.